27 Ocak 27 Ocak Perşembe halktv.com.tr İsmail Saymaz Karla değil İmamoğlu ile mücadele. Eğriye eğri, doğruya doğru. Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki balıkçıda İngiltere Büyükelçisi Dominik Çilkat ve eşiyle akşam yemeğinde buluşması hatalı bir davranıştı. İmamoğlu o sabah akşamüstü tekrar başlayacak yağışta Araçla dışarı çıkmamaları için İstanbulluları bir kez daha uyarmak istiyorum diye paylaşımda bulunmuştu. Afet olacağı tahmin ediliyordu. Dolayısıyla Çilkata vaziyetin hassas olduğunu belirtebilirdi. Belli ki diplomatik nezaketten ötürü buluşma iptal edilemedi. Keşke yemekten sonra görüşmenin gerçekleştiği bir tweetle duyurulsaydı. O da olmadı. Kriz iyi yönetilemedi. Ancak İmamoğlu'nun büyük ile buluşması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kardan kaynaklı felakete müdahalesini olumsuz yönde etkilemedi. Herhangi bir hizmet gecikmedi. Otoyollardaki trafik çilesini saymazsak toplu taşıma aksamadı. Şehir içinde problem yaşanmadı. Hatta belediye 2004 ve 2017'deki kar felaketleriyle kıyaslandığında başarılı sayılır. İBB'yi yitirdiğinden beri İmamoğlu'na diş bileyen AK Parti, siyasi ahlak bakımından en berbat örnek diye gösterilecek bir operasyona girişti. Karla değil, İmamoğlu ile mücadele. İktidar, karın yol açtığı tahribattan çok İmamoğlu'nun nasıl etkilendiğiyle meşgul. Öyle ki suç takibi için sokaklara konulan mobese kameralarının görüntüleri İmamoğlu'nun balıkçıda izlenmesi için kullanılıyor. Başkanın imajı mı sarsılacak? Varsın, Karabatsın İstanbul. Bir hafta önce Tarsus adına Gaziantep otoyolu kapandı. Binlerce araç ve on binlerce vatandaş bir gece boyunca çevresinde tek bir köyün bulunmadığı otoyolda kurtarılmayı bekledi. Ardından İstanbul Ankara Karayolu ve Bolu Dağı iptal oldu. Bırakın iki bakanın gitmesini Karayolları Genel Müdürü bile koltuğundan kalkmadı. Mevzu İstanbul olunca komşu ülkeye yardım heyetleri gönderir gibi Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İstanbul'a havalandı. Son dakikalarla kalkan uçak İstanbul'a inemedi. Almanları sözde kıskançlıktan kudurtan İstanbul Havalimanı felaketin merkez üssüydü çünkü. Bu havalimanı inşa edilirken bilim insanları uyarmıştı. ÇED raporuna göre yılda 107 gün fırtınalı ve 65 gün yoğun bulutlu olan kıyıda hava taşımacılığı sorun yaşayabilirdi. Saha denizden gelen rüzgarları açıktı. Meteoroloji istasyonu açılmalı, 5 yıllık verilere bakılarak havalimanına karar verilmeliydi. İktidar 5 yıl bekleyemezdi. Para bilime galip geldi. Altından metro geçen Atatürk Havalimanı terk edilirken daha metro inşaatı bitmemiş İstanbul Havalimanı yerel seçimlere yetiştirmek için hizmete sokuldu. Önceki gün havalimanında uçaklar 24 saat boyunca iniş kalkış yapamadı. 10 uçağa merdiven ve otobüs gönderilemediği için 1250 yolcu 10 saate kadar uçak içerisinde bekledi. 25 bin yolcu ve yolcu yakını kardan ötürü yol kapandığı için havalimanında mahsur kaldı binlerce insan ya dağıtılan 3000 battaniyeye sarınarak ya esnafın sattığı kartonların üzerinde ya da bagaj bantlarında uyudu. Bu tablonun bir tek sorumlusu var. İktidar. İBB ile rekabete girip şehirde U işaretiyle paralel metro hattı açan Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın metrosunu bitiremediği için vatandaş dönemedi. Nisan 2022'ye yetişecekmiş. Yaşayıp göreceğiz. Bu arada Brezilya'dan gelip ülkelerine gitmeyi beklerken mahsur kalan Cezayirliler otel istiyoruz diye eylem yaptı. Havalimanı polisi çağrıldı. Türk Hava Yolları'nın kargo binasının çatısı çöktü. Reziliğin bini bir para. İki bakını taşıyan uçak bir pistinin üzerine hastane inşa edilen Atatürk'e indi. Yine ne varsa Atatürk'te var. Kara İsmailoğlu ve Soylu ertesi gün Vali Ali Yerlikaya'yı da alarak soruları yanıtladı. Karla mücadelede tüm valiliklerden, kaymakamlıklardan, karayollarından, emniyetten, jandarmadan, AFAD'dan hatta Kızılay'dan söz ettiler. Bir makamın adı anılmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fotoğrafta bir yetkili eksikti. İmamoğlu. Aynı felaket Kocaeli, Bursa veya Balıkesir'de yaşansaydı belediye başkanı fotoğrafta olmaz mıydı? İktidar İstanbul'un başkanını yok sayıyor. Dün İBB'nin salgında yardım dağıtmasını, halk ekmek büfesi açmasını ve taksilerin sayısını arttırmasını engelleyerek bugün İmamoğlu'nu görmezden gelerek İstanbulluları cezalandırıyor. Kara İsmailoğlu havalimanına değinmeden TEM otoyolundaki trafik kaosundan söz etti. Oysa güzergah İBB'nin değil, karayollarının sorumluluğundaydı. Soylu ise güzergahta 13 kilometre yürüyerek iddiaya göre araçlara ana yolları açmak için çalıştı. Soylu araziyi sever, yapmıştır. Fakat bu iş İçişleri Bakanı'nın yetkileri arasında değil. Kuşkusuz iktidarın bütün bu çabası İstanbul bizden sonra sahipsiz kaldı diyebilmek için. Gerçekten öyle mi? İstanbul'u 1994 yılından 2019'a kadar aralıksız 25 yıl boyunca yöneten Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Partili belediye başkanları çok mu başarılıydı? Ben 22 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. İki sele tanık oldum. 2004'te Ali Beyköy Deresi taştı. Karadolap Mahallesi su altında kaldı. 2009'da Ayamama Deresi taştı. İstanbul'da 24 can gitti tekstil fabrikasında çalışan 7 kadın işçi servis adacında boğularak öldü. 2 kar felaketi yaşadım. 2004'te İstanbul bir gün trafikte mahsur kaldı. Levent'te vatandaşları tanklar kurtardı. Evine dönmekte olan 8 yaşındaki Atalay Kemaloğlu donarak öldü. 2017'de İstanbul felç oldu. Metrobüsler durdu. 4 felaket sırasında belediye başkanı Kadir Topbaş'tı. Erdoğan metal yorgunluk gerekçesiyle topbaşı görevinden aldı. O ki başarılıydı, Kadir abi neden istifa etti dedi? İktidar karı ve balıkçıdaki yemeği bahane ederek 25 yıllık ihmalin, iş bilmezliğin ve partizanlığın faturasını koltuğunda 3 yılını doldurmamış imam kesmek istiyor. Mümkün mü? İstanbul'da biz yaşamıyor olsaydık belki. Fakat olan bitene şahidiz. İstanbul'u 25 yıl yöneten AK Partili belediye başkanlarından geriye altyapısı yetersiz, sağanak yağışta evini sel basan, kadın işçilerin serviste boğularak öldüğü, kar yağdığında trafikte sabahlanılan, öğrencinin evine giderken donarak can verdiği bir şehir kaldı. Karayolunda katmerli trafik çilesi, denizinde müsilaj illeti, parklarında çürümeye terk edilen metrobüsler, siluetinde gökdelenlerden ibaret bir ihanet kaldı. Beşli çeteyi servete boğmak için inşa edilen, halkın borç külfeti altında ezildiği bir havalimanı ve geçilmeyen birkaç köprü kaldı. Bizde deprem, onlarda ekrem endişesi kaldı.